Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş ayın 23'üne kadar Terazi burcunda parlayacak ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Terazi burcunun 10 derecesinde yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Güçlü bir yeni ay olarak önümüzdeki en az 6 ayı etkileyecek bir tutulmadan bahsediyoruz. Aslında bu Koç Terazi aksındaki tutulmaları son 1,5 yıldır yaşıyoruz. Bu artık son tutulma olacak ve önümüzdeki 9 yıl Terazi Koç tutulmaları artık meydana gelmeyecek. Sizin için dost bir burç, güzel bir açı terazideki tutulma, 9. evinizden gelecek bu tutulma etkisi, geleceğe ait bazı beklentileriniz, projeleriniz ve belki bazı düşünceleriniz, inançlarınızla ilgili çalışabilir burası. Güney düğüm yönlü olduğu için aslında bir bazı hak edişler de getiriyor. Yani belki 1,5 yıldır çalıştığınız bir konu var. Bir uğraştığınız bir iş var. Hani bu yurt dışı ile bağlantılı olabilir. Uluslararası bir konunuz gündemde olabilir. Yurt dışında yerleşmek, yaşamak, oturum izni almak veya hani böyle bir seyahat planlaması, eğitimle ilgili bir konu ya da uluslararası bir iş, ticari aktivite, online işleriniz, medya, sosyal medya üzerindeki aktiviteler, internet üzerindeki işler ve benzeri alanlarda da tabii ki tesirleri var. Merkür etkili olduğu için iletişim, eğitim, ticaret ve seyahat alanlarında çok önemli etkiler getirebilir bu tutulma. Ve takip eden önümüzdeki aylar içerisinde özellikle Mart, Nisan'a kadar etkisi devam edebilir sizin için sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa daha olumlu tesirler alıyorsunuz. Terazi burcunda gezegenleriniz varsa etkiler güzelleşecek, kat kat artacaktır. Koç burcunda olabilir yine gezegenleriniz. Yine olumlu destekler alabilirsiniz bu tutulmadan. Özellikle iyicil gezegenleriniz varsa bu Koç Terazi aksında çok daha şanslı etkiler, kısmetli etkiler alacağınızı da söyleyebilirim. Ayın 9'unda Jüpiter, şans gezegenimiz Jüpiter İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Her ay 4-5 ay geri gider. Ve biliyorsunuz Mayıs sonundan itibaren İkizler Burcu'nda. İkizler'deki bir Jüpiter size güzel bir pozisyonda, en şanslı burç. İkizlerden sonra tabii ki siz kovalar oluyor bu transitte. Şimdi 5 Şubat'a kadar Jüpiter geri hareketli olacak. Bu ne demek? Son 6 aydır. Mayıs sonundan bu yana hayatınıza gelen konular, Jüpiter'in size sunduğu fırsatlar şöyle bir gözden geçirilebilir. Belki içselleştirilebilir. Çocuklarla ilgili hızlı gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Eğitimle ilgili yine bazı fırsatlarınız olmuş olabilir. Ticari aktivitelerle ilgili durumlar olabilir. Yani buralarda eksikler var mı, hatalar var mı, yeterince doğru değerlendirdiniz mi? Yani bunları keşfedebileceğiniz bir dönem. Jüpiter içe dönüşler getirir. Ahlaki anlamda, düşünce anlamında, inanç anlamında, daha çok toplumsal konular, kültürel konular, etikle ilgili konularda özellikle biraz daha belki bizi içselleştirmemizi, gözden geçirmemizi istiyor bu temaları. İşte bunlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Evet, 8-9 Ekim Merkür Jüpiter üçgeni güzel bir açı gökyüzünde, siz de çok destek alıyorsunuz. 13 Ekim Güneş Jüpiter üçgeni hem ayın hem yılın yine en keyifli şanslı açılarından birisi. Yine siz Kova burcu olarak çok güzel destekler alıyorsunuz. Bu dönemde güzel haberler gelebilir, teklifler gelebilir ve seyahat etme fırsatları bulabilirsiniz. Özellikle öğrenciler için ya da eğitim konularında beklentileri olanlar için de şanslı günler olduğunu söyleyebilirim. Ve ayın 17'sinde 24 derece Koç burcunda dolunay var. Terazi tutulmasıyla tabii ki etkileşim içerisinde olan bir dolunay bu. Koç dolunayı 3. evinizde olacak. Bir fikrin olgunlaşması, bir karara varmanız, bir anlaşmayı, sözleşmeyi tamamlamanız, bir işbirliğine karar vermeniz veya hani bir işbirliğini sonlandırmanız, bir kontratı iptal etmeniz gibi konular da olabilir tabii ki. Bir karar aşamasında olduğunuzu gösteriyor. İletişim konularında, eğitim ve ticari aktivitelerde çok hareketli bir süreç olabilir sizin için. Yine yakın çevreniz ve kardeşlerle ilgili etkiler var. Bazen hani kardeşlerle ilgili bir hızlı gelişme olabilir ya da bir akrabanızla ilgili hayatınızda önemli bir etki olabilir. Dolunay ve dolunay yakınlarında bu tesirler artabilir. Herkes aynı şekilde etki almıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak bu burçlarda 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir sevgili kovalar. Ay boyunca Mars Yengeç burcunda olacak.
Bu ay biraz iş temponuz yoğun. Çalışanlar için mesleki konularda mücadele var. Zaman zaman sizi bu yorabilir. Bazen çalıştığınız ortamdaki kişilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Fikirsel çatışmalar olabilir. Hatta böyle arka planda böyle gizli düşmanlıklarla falan karşılaşabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Dedikodulara dikkat edin. İşte her şeyi herkesle paylaşmayın. Bazı seyahatleriniz ya da bazı ticari girişimlerinizde mücadele etmeniz gereken bazı yasal süreçleriniz olabilir ya da ikna etmeniz gereken kişiler olabilir özellikle. Bunlar biraz enerji harcamanız gerektiğini işaret ediyor. Bu da sizi yorabilir. O yüzden genel sağlığınıza, beslenmenize, diyetinize ay boyunca dikkat edin lütfen ve beraber çalıştığınız, hizmet aldığınız kişilerle ilişkilere de özen gösterin sevgili kovalar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz. Henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.